Şimdi devam edeceğiz. Biraz önce aktarmıştık. Vatandaşların devleti olan vergi, ceza ve prim borçları için bir yapılandırma paketi geliyor demiştik. 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan borçların tümü yapılandırılacak. Vergi, sigorta primi borçlarıyla cezalar için de bir yapılandırma imkanı sunulacak. Peki hangi borçlar bu kapsam içinde olacak? Borç yapılandırması nasıl yapılır? Nasıl başvurulur? Hatta en önemli konulardan bir tanesi EYT borçlanmaları da yapılandırılmaya dahil olacak mı? İşte tüm bu soruları konuşacağız efendim. Bu saat diliminde konuğumuz olacak vergi uzmanı Nedim Türkmen konuğum. Hoş geldiniz diyorum Sayın Türkmen. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi olarak açıklandı. Önceki paketlerden farkı nedir? Hangi konularda sizi dinleyelim ve ne kadarlık bir gelir bekleniyor bununla ilgili? Yine bunun da ayrıntılarını sizden dinleyelim. Buyurun. Evet. 2016'dan bu yana 6. bir düzenleme olacak bu. Daha iki tanesi sadece borç yapılandırması idi. En son 7.326, daha önce 7.143 ve 6.736'da çok daha kapsamlı, yani matrah artırımı, stok, kasafı, itilaflı davaların ortadan kaldırılması ve oldukça devlete ait bütün borçların, yani örneğin sigara içme cezası ve düzenleyici kuruluşların kestiği cezalar dışında hepsi kapsama giriyor. Bu getirilmek istenen düzenlemede de daha önceki 7.326 sayılı kanunda ne varsa hepsi geliyor, ilaveleri var. Ben önce bir rakam vermek isterim. 31.12.2022 tarihi itibariyle devletin tahsil edemediği bütçe geliri toplamı 1 trilyon 111 milyar lira. Vergi geliri 552 milyar lira tahsil edilemeyen. Bunlar resmi rakamlar. Hazine Maliye Bakanlığı rakamlarına dayanıyorum. 110'da 130 arasında da SGK priminin olduğunu söyleyebiliriz. Yani şöyle, sizin Sosyal Sigortalar Kurumu'na şirket olarak sigorta prim borcunuz var, vergi borcunuz var. Onun dışında örneğin belediyelere ait borçlarınız olabilir. Öğrenci mezun olduğunuz KYK borçlarına ilişkin yapılandırmalar var. Yani EPDK gibi kuruluşların kestiği ya da sigara içme cezası dışındaki devlete ait olan bütün borçlar, aynı 7.326 sayılı kanunda olduğu gibi, kapsama giriyor. Hem bunların yapılandırılması var, bundan öncekinde olduğu gibi ilk ayda peşin öderseniz bu zamana kadar oluşan bütün gecikme zamlarının %90'ının silinmesi, ikinci ay sonuna kadar öderseniz %50'sinin silinmesi gibi unsurlar olacak. Belli bir tutar, bunun mutlaka yapılması gerekiyor. Altındaki tutarların silinmesine ilişkin düzenlemeler olacak. Ne kadar tutarın altı silinir peki tahmini olarak? Çünkü şimdi bazı cezalar dahil değil dediniz. Onu biraz netleştirmek istiyorum öncelikle. Mesela sigaraya ilişkin kesilmiş cezalar silinmiyor dediniz. Ama evet, trafik cezaları siliniyor, maske takılmaması için kesilmiş cezalar, bunlar siliniyor. Dahil olmayanları anlayalım o zaman, biraz daha net olabilir diye düşünüyorum. Tabii. Şimdi EPDK kurumu var biliyorsunuz, Enerji Piyasası Düzenleme evet. Kurumu. Onun kendi kuruluşlarına kestiği, kendisinin denetimindeki kuruluşlara kestiği, işte akaryakıt dağıtan şirketlerine o cezalar, sigara içme cezaları, maske cezaları zaten bir ay önce bir kanunla kaldırılmıştı. Orada bir problem yok. KYK borçları kapsam olacak. Elektrik su borçları kapsam içinde olacak. Elektrik ve su, bu da önemli bir ayrıntı. Elektrik su borçlarının ödenmeyen kısımları da yine bunun yapılandırmaya dahil edilecek. Evet. Peki, emlak vergisi olacak. O da çok fazla nüfusu ilgilendiriyor. Bütün bunların hepsi kapsam içinde olacak. 2 ayda bir, 18 ayda, ama bu düzenlemede şöyle bir şey bekliyoruz. Yani kanun çıkacak, başvurusu 1 Nisan'da başlayacak, 1 Temmuz'a kadar. Sonra da ilk taksitin Eylül ayında olması, yani 6 aylık bir geri ödemesiz dönem gibi bir dönemin planlandığını biliyorum. Yani bu seçim dönemini geçtikten sonra ilk taksitin ödenmesi şeklinde. Biliyorsunuz devlete, biraz önce söyledim, 552 milyar ödenmeyen vergi borcu var. Elektronik aciz yapıyor vergi dairleri. Esnaf, vatandaş oldukça zor durumdaydı. Bu anlamda onların nefes almasını sağlayacak. Devletin de bir kaybı yok zaten burada. Tahsil edemediği bir parayı
bir katsayıyla beraber tahsil etmiş olacak zaman içinde. Peki şimdi asıl önemli soruya geleyim. Şimdi şu anda biz biliyorsunuz aylardır belki de EYT'yi konuşuyoruz. EYT ile ilgili yine prim borçları olanlar var. İşte askerlik borçlanması yapacak olanlar var. Hamilelikle ilgili yapacak olanlar var. Bunlar dahil olacak mı? Çünkü önceki döneme bunlar da istinaden biliyorsunuz ödeniyor. 2022 Aralık zaten bizim buradaki kesin tarihimiz. Yani şimdi bir kere borcun yapılandırılması için sizin 31.12.2022 tarihi itibariyle bir tahakkuk almanız lazım SGK'dan. Bu durum varsa buna ilişkin olarak yapılandırma gündeme gelebilir ama bunlar ödenmediğiniz sürece emekliliği hak kazanılmadığı için orada çok fazla umut vermek istemiyorum. Dün buna ilişkin bir toplantı yapılmıştı zaten. Ama o primleri yani geçmişe yönelik borçlanma ilişkin primleri ödemediğiniz sürece emeklilik hakkı kazanmanız mümkün olmayacak. Dolayısıyla onları peşin ödemek gerekecek diye düşünüyorum ben. Yani kapsam dahilinde olmayacak diye anlıyoruz. Evet. EYT'ye ilişkin evet. Borçlar. Öyle değil evet. mi? Ama zaten yani biliyorsunuz bunu EYT ile ilgili ödeme yapacak olan şirketlere KGF çıkartılıyor. Burada da borçlanma tutarının çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Yani 2 milyon kişi zaten bir anda emekli olabileceği için şu olabilir, yapılandırmayı yapmış olanların bir bölümü emekliliğine zaten 6 ay 8 ay varsa yapılandırma kapsamında da olacaktır muhakkak. Şimdi bu gerçekten Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı paketi olarak anons edildiği için ve şu anda da tabii ki bir nakit sıkıntısı var piyasalarda da o yüzden oldukça önemli bir açıklamaydı. Pazartesi günü ayrıntılar belli olacak ama nasıl başvuru yapılabilecek bu insanlar bunun için mesela trafik cezası olanlar, motoru taşıtlar vergisi borcu olanlar geçmiş yıla ait bu yıllar çünkü dahil olmuyor. Ocaktan sonraki kısım dahil değil onu biliyoruz. Ya da öğrenciler mesela öğrencilerin de borçları var. Nasıl başvuru yapılabilecek bununla ilişki ya da nasıl adımlar atılması gerekir? Yani şimdi çok artık biz 2 yılda bir bu tür bir düzenlemeler çıktığı için herkes bu konuda alışık. Maliye Bakanlığı da bunları ve SGK gayet kolaylaştırıyor. İnternetten yapmak mümkün olabiliyor. Ödemeyi de bankadan yapıyorsunuz. Vergi dairesine SGK'ya gitmeden bu işleri çözmek mümkün. Kanun çıkacak. Başvuruya ilişkin süreler tanınacak. Buna ilişkin olarak ekranlar açılacak. Ve burada herkes yapabilecek bundan önce olduğu gibi. Peşin ödemede çok ciddi indirimler olacak. Çok ciddi bir enflasyonun da etkisiyle rakamlar büyüdüğü için Meltem Hanım şimdiye kadar son 6 yılda çıkan 5 yasadan 210 milyar lira tahsilat oldu. Bu yasadan tek başına 250 milyar liralık bir tahsilat yapabilir devlet. Bu anlamda hem EYT'nin finansmanı açısından önemli olabilir hem de daha önce verilen ek göstergelere ilişkin bir maliyet geliyordu. Bunların hepsi telafi edilir diye düşünüyorum. Peki internet üzerinden de ödeme yapılabileceğinden bahsettiniz. Bir de belirli bir tutarın evet. altı tamamen sıfırlanıyor benim bildiğim kadarıyla. Evet. O tutar hakkında şimdi geçtiğimiz seneye bakarak enflasyon da aşağı yukarı belli, yeniden değerleme oranımız da belli. Bir tahmin yapılabilir mi acaba bununla ilgili de? Hangi tutarların yani, altı tamamen sıfırlanacak? 5000 ana para borcu 5000 TL'nin altında olanların silinmesi gerekiyor. 5000 TL'nin altı. Bu güncellenmiş evet. rakam mıdır? Evet. Güncellenmiş evet. rakamdır. Peki. Evet. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Ayrıntılar zaten ben pazartesi günü de belli olacak Tabii. ama sizden ön bilgiyi aldık. Bizler için de oldukça önemliydi. Çünkü gayet kapsamlı bir tasarıydı. Vergi uzmanı Nedim Türkmen efendim değerlendirdi.